kocam alsınlar seni revire, ha? Yok, istemem. Koğuştakiler falan da zaten ilgileniyor ya benimle. Öyle revirde falan tek başıma gene çok kötü olurum. Şadiye, korkma tamam mı? Kendine mukayyet ol. Seni kurtaracağım buradan. Bak araştırıyorum sana bunu kim yaptı, neden yaptı tamam mı? Benim kabahatim. Senin bana verdiğin güzel hayatın kıymetini bilemedim ben. Ama bak abla, ben buradan bir çıkayım. Allah'ın izniyle ben buradan bir çıkayım. O zaman hiç utandırmayacağım seni. Biliyorum bir tanem. Biliyorum, sen hiç merak etme. Bizim birbirimizden başka kimimiz var? Kucaklayacağız birbirimizi tabii. Ben de seni hiç bırakmayacağım, söz veriyorum tamam mı Şahin? Şey öğrendim ben. Sen şimdi benim avukatımsın ya. Sabah 9, akşam 5. İstediğin kadar kalabiliyorum burada. Kimse öyle gelip de kış diyemiyor. Bugün biraz daha kalsam? Ben şimdi senin davan için çalışıyorum ya. Burada kalırsam o zaman nasıl kurtaracağım seni Şadiye? Ha canımın içi. Koğuşta bir tane pencere var. Bir görsen dosya kadar. Ben de bütün gece oradan baktım. Gece tanecik yıldız görünüyordu. Bir düşün abla. Böyle koskocaman gökyüzü. 7 tane görünüyor yalnız. 7 yıldızlar duruyor orada. Sen bir çık. Hepsini kucaklarız. Tamam mı? Yatarız altına tek tek sayarız milyonlarca yıldız. Kendine mukayyet ol yeter ki korkma. Ulan bu Şadiye'nin yüzünden Nari'nin başına gelmedik iş kalmadı. Arkadaş ne istiyor onu anlamıyorum ki. Ablası ayrı titriyor üzerine. Ben ayrı titriyorum. Deniz manzaraları odalar tuttuk. Yok arkadaş yok. Fırsatını buldu hemen kaçtı. Bir de cinayet kaldı üstüne. Zafer ne yapacak? O çocuğun hali ne olacak? Abi mahvoldu çocuk ya. Mahvoldu yani. Sen bir de erkek ol falan diyorsun çocuğa. Abi öyle bir kızla evlenmek kolay iş mi? O kız yani. Ne diyorsun lan sen? Şadiye'nin başına ne geldiyse o it yüzünden geldi. Şadiye'nin tek kurtuluşu o olan. Ama sen bunu anlamıyorsun tabii. Sen öyle diyorsan öyledir abi. Çıksın da Allah tamamını erdirir yani. Lan şunu çocuğun elinden alın, gözünü çıkartacak şimdi. İlgilensene lan çocuğunla. Zaten çocuğun anası gitti, travma yaşıyor. Nasıl göndereceğiz biz bunu böyle okula? Vahşi vahşi. Abicim ben ne anlarım çocuktan, çocuğun deyip duruyorsun ama ya. Gürbüz abi getirelim, ilgilensin. Gerekiyorsa seninle de konuşur yani. Benim Gürbüz'e falan ihtiyacım yok lan. Benim sıkıntım psikolojik değil, sosyolojik. Ne bakımdan abi? Daha ne olsun lan? Atıf kayıp benden biliyorlar. Irmak yurt dışına çıktı, Fırat tasmasız kaldı. Şadiye cezaevinde. Deniz Hanım candan ayrılmış, morali bozuk. O sonuncu Deniz Hanım ne alaka abi? Ben onu pek kavrayamadım. Ne? Bir alakası yok oğlum işte, lafın gelişi söyledim. Vallahi bana pek öyle gelmedi. Şimdi hanımefendi boşa çıktı. Senin de ilgini çekti tabii. O böyle bünyede ufak bir kafa karışıklığına yol açtı gibi geldi bana. Lan gevşek gevşek konuşma, benim tepemin tasını attırma. Sana lan benim bünyemden. Sen benim bünyemin kahyası mısın? Lan yürü git. Kaybol. Göstermeyeyim şimdi sana bünyeyi. Kötü oldu bu ya. Çıkartın beni buradan. Benim de taşırım. Çıkartın hepiniz. Öldürürüm. Çıkartın beni buradan. Öldürürüm. Çıkartın beni buradan. Yok bir şey. Boş doktor canım. Bu akşam seninle mi uğraşacağız? Abi abi. Şadiye hayat kadını olmuş. Öyle olmuş Zafer. Sen zamanında bu kızın namusuna gözlük diye gittin, terziye vurdun ya. Sonra bu kız senin cezaevine ziyarete geldi. 16 yaşında kızı kovdun oradan. Zoruna gitmiş demek ki. Kaldıramamış. Ne güzel mesleği vardı değil mi? Gitsin pastanede çalışsın değil mi? Bu karı milleti böyledir oğlum. Deve gibi kini vardır. Ne oldu şimdi namus mamus?
Ne oldu lan? Kız cezayı da bağladı. Ağzını burnunu da kıramazsın. Hayda. Ne oldu? Ağlama saatiniz mi geldi size? Ne oldu? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey kızım? Ne oldu? Narine mi üzüldün? O ayrı. Abi. Yapamayacağım ben. Kendi elimden veremeyeceğim çocuğumu başkasına. Hayda. Yine mi aynı muhabbet ya? Ya Şadiye'm kaç kere konuşacağız? 50 defa dedim. Biz daha kendimize bakamıyoruz. Abi. Her bebek kendi rızkıyla gelir derler. Ne olacak ki oncacık şeyin bakımında? Bekle gelir. Hangi rızkıyla gelir? Sen bugüne kadar bu evde bir Allah'ın günü böyle karnını tıka basa doyurduğunu hatırlıyor musun? Biz bir kere ablamla Topal Kadın'ın evine gittiydik. Orada böyle dolmaları bir mideye indirdik. O gün ben doymuştum. Hatırlıyorum. Sonra 3 gün çıkamamıştın Sedat'ın. Bak, bebeğim böyle senin benim rüyamızda göremeyeceğimiz bir hayatı olacak. Onu düşün. Ama kimse benim onu sevdiğim gibi sevemeyecek. Yok yok, bunlar sever. Çok iyi insanlar. Sen buldun mu yani birilerini? Kim? Yok. Senin bilmemen lazım. Abi ama söylersen ben içim daha rahat şekilde. Şşş. Şadiye, şartları bu. Lütfen. Abi, ben oğlumun nasıl büyüdüğünü göremeyeceğim mi? Oğlan mı? Nereden biliyorsun? Cinsiyetin belli oldu. Yok değil de, ben böyle rüyamda gördüm. Böyle çipil çipil gözleri vardı. Topaç gibi bir oğlandı abi. Çok güzeldi. Senin bir yerin açıkta kalmış. Senin kadar çirkin kızın nereden öyle topaç gibi güzel oğlu olsun? Şaka yapıyorum be, ağlama. Hadi ya, bak çok güzel günler göreceğiz. Sen yarın bir gün evleneceksin, bir sürü çocuğun olacak. Ama şimdi değil be Şadiye'm. Böyle babasız, beş parasız. Hem ben de bugün varım, yarın yokum. Ne demek ya bugün varım, yarın yokum? Hani iyiydin, hiçbir şeycin yoktu. Ya iyiyim be. Lafın gelişi söyledim. Ne yapacağım ben? Sittin sene senin başında mı bekleyeceğim ben? Ha? Gençliğimi yedim benim be. Bizim de Melek yengenle böyle kendimize göre bazı plan programlarımız var tamam. Şadiye be. Mahvetme bebeğin hayatını be. Bebeğin geleceğini düşün. Sonra yarın bir gün diyeceksin ki ne akıllı abim var. Allah razı olsun. Ne iyi etti de ne iyi öğrendi diyeceksin. Tamam mı? Bu ne ayı? Ben sabahtan beri ağlıyorum. Niye? Babam buna boşanma davasını açmış. Ona mı ağlıyor? Pişt. Kız. Ne yapayım, gideyim onu da eğileyim. Siz ağlıyorsunuz, ben sizinle uğraşıyorum. Benim evdeki işim bu zaten. Hatice! Kız Hatice! Ya yapma be anacım ya. Ya ağlama artık şu adama ne olur ya. Vallahi yeter, ağlama ya. Bak ben ölürüm de boşanmam o babanızdan. Ne diyeceğim ben? Ben hayrını görmedim. Al sen mi gör diyeceğim. Ne olacak peki? Hı? İnat edeceksin de ne geçecek eline? Adamın geri dönecek hali yok ya. Anacığım, bak biz artık bu evde 3 kişiyiz. Sen, ben, Şadiye. Birbirimize sahip çıkacağız. Hı. Ya, tamam mı? Haksız mıyım? Tamam, haklısın tabii canım. Doğru söylüyorsun ama ne bileyim işte. Karnını aç mı? Aç. Kalk git bana mantı yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.